Arkadaşlar ben Resul, ben de Reco ve bugün triceps ve göğüs antrenmanı yapacağız. Burada gördüğünüz gibi ben şu an rotatorları ısıtıyorum. Neden ısıtıyorum? Çünkü kaslarımız zarar görmesin diye ve bench press yapacağız daha sonra. O yüzden hani omuzlara ağırlık yükleniyor. Omuzlara da ağırlık yüklendiği için zarar görmesin diye rotatorları ilk başta ısıtıyoruz. Evet ve başlıyoruz. Şu an bench press yapıyoruz. Burada da 4 kere 10 yapıyoruz. Neden şimdi bench press? Çünkü bench press basic bir çalışma olduğu için ben burada yeni başlayanlar için bunu öneririm. Çünkü çok önemli. Bench press'i öğrenmeniz lazım. Yani basic olduğu için ilk başta bench press'i öğrenin. Reco şu an zaten basıyor. Gördüğünüz gibi burada şu an şimdi 100 kilo basıyorum. Evet, 4 kere 10 yapıyoruz. Ve burada önemli olan bacaklarınızı... Evet, şimdi göreceksiniz zaten Recep'in demek istediğini. Bacaklarınızı sabit yere ve sırtınıza hafif bir boşluk bırakıyorsunuz. Evet, ben genellikle böyle gözümle, yani alnım neredeyse böyle demire değecek gibi yapıyorum. Çünkü o zaman tam doğru oturduğumu anlıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Ve aşağı inerken unutmuyoruz, nefes alıyoruz. Yukarı giderken nefesi veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bench press. Evet. Evet, ikinci egzersizimiz incline press. 4 set 10 tekrar. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken, yani biz şu an 80 kilo alıyoruz. Yavaş ve temiz yapmanız. Yani öyle bir kilo alın ki gerçekten yavaş ve temiz yapacağınız kadar kilo alın. Bu şimdi göğsümüzün neresini çalışıyor? Göğsümüzün üst bölgesini çalışıyoruz burada. Biz bunu neden ikinci egzersiz olarak seçtik? Çünkü hani biliyorsunuz genellikle çoğu kişinin üst bölgesi kritik bir bölge. Yani zor büyüyor, zor gelişiyor. O yüzden biz size burada incline press'i öneririz. Evet, şu an görüyorsunuz yatıyorum ve gördüğünüz gibi 80 kilo yavaş ve temiz yapıyor. Göğsünüzün orta bölgesine doğru indiriyorsunuz demiri ve yukarı tekrar basıyorsunuz. Nefesini dediğimiz gibi unutmayın. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi böyle geçiyoruz. Yapıyoruz. Şimdi üçüncü egzersizimize. Evet, üçüncü egzersizimiz incline dumbbell press. 4 set 10 tekrar buradan. Daha deminki gibi incline press yaptık ve bu da aynısı, aynı bölgeye çalışıyor. Ama bu serbest dumbbell'lara yaptığımız için kasların daha iyi parçalanmasına sebep oluyor. Evet, ilk başta gördüğünüz gibi arkadaşlar dumbbell'ları bacağıma koydum ve ondan sonra iterek yukarı aldım, destek aldım bacağımdan. Öyle de yapabilirsiniz. Burada dumbbell'ları yukarı basıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Bu göğsünüzün tekrar aynı incline press'teki gibi bu incline dumbbell press oluyor. Bu da göğsünüzün üst bölgesini çalışıyor. Dediğimiz gibi üst bölge kritik bölge ve çoğu kişi de büyümüyor, yani gelişmiyor. O yüzden biz burada 3. seti de incline dumbbell press aldık. Reco'la sıra, görüyorsunuz. Evet, dediğimiz gibi burada da yavaş yapmaya, yani yavaş ve temiz yapın. En önemlisi. Evet arkadaşlar, en önemlisi yavaş ve temiz. Yani sizin mesela hızlı yapanlarda kaslarınız iyi gelişmeyebilir. Yavaş ve temiz yapın ve o zaman faydalarını daha çok göreceksiniz. İnanın bize. Gerçekten yani yavaş ve temiz yapın. Az kilo alın, yani çok fazla kilo almayın. Evet. Geçiyoruz 4. egzersizimize. 4. egzersizimize geldik. 4. egzersizimiz push-ups. Yani Türkçesi şınav oluyor. Burada hazırlanıyorum şu an. Ve burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, bacaklarınızı arkaya doğru, ellerinizi omuz genişliğinde biraz fazla omuz genişliğinden yere koyuyorsunuz ve burada da 4 kere 10 yapıyoruz. Evet, yani bunu şimdi biz niye yapıyoruz? Hemen incline dumbbell press yaptıktan sonra şınav çekiyoruz ve bu gerçekten çok süper bir pump veriyor göğsümüze. Evet, bütün kanı göğsümüze pompalıyoruz. Şınav yani push-ups, şınav yani gerçekten çok güzel bir hareket. Bunu ben öbür göğüs videomuzda da demiştim. Yani parçalanması için, bütün kanı içine pompalaması için şınav çekiyoruz arkadaşlar. 4 kere 10 burada da göğsümüze iyi bir pump girmesi için. Evet. Göğüs antrenmanımız bitti. Geçiyoruz triceps antrenmanına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi triceps antrenmanına başlıyoruz.
Ve burada bunun ismi push downs. Push downs yapıyoruz ama iple 3 set 12 tekrar burada da. Düz duruyorsunuz burada. Rejo gördüğünüz gibi rejo düz duruyor. Sırtınızı düz tutuyorsunuz. Evet. Göğüs dışarı, omuzlar arkaya. Ve aşağı inerken önemli bir nokta arkadaşlar, ipi ayırmanız lazım. Evet, gördüğünüz gibi Recep şurada dikkat ediyorsunuz, ayırıyor ipi. Evet, şimdi arkadaşlar kollara dikkat edin. Arka mesela arka triceps gördüğünüz gibi çalışıyor. Ben bulk döneminde olduğum için bende o kadar şu an belli olmuyor tricepsim. Çünkü gerçekten şu an 90 kiloya çıktım. Evet, aynen bu şekilde devam. 3x12. Evet, en son triceps egzersizimiz push downs ama uzun demiri alıyoruz ve burada da omuz genişliğinde tutuyoruz ve sırtımızı düz, sabit ve aşağı doğru basıyoruz. Omuzlar arkaya doğru düz duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi burada önemli olan, hani biz burada göğüs antrenmanı yaptık. Göğüs antrenmanı yaparken zaten tricepsi çalışıyoruz ve o yüzden çok triceps hareketleri gerekmez. Yani biz size burada 2 set yaptık. Evet, burada da ikinci alternatif böyle kısa demirle de çalışabilirsiniz. Öbürü lat pull down demiriydi sırt için. Ondan da çalışabilirsiniz veya bu demirle de çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitti. Bize abone olmak için YouTube'dan direkt mi abone olabilirsiniz? Videolarımızı kaçırmamak için Instagram'ımız da var. Instagram'dan da abone olabilirsiniz veya Facebook'tan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers.